Hoş geldiniz. Sunuma başlamadan önce çok önemli, değerli bir üyemizi kaybettik. Çiğdem Kağıtçıbaşı. Hepimizin başı sağ olsun diyoruz. Geçen yılın son baharında bize burada eğitim öncesi diye bir seminer vermişti. Oradan belki anımsarsınız. Başımız sağ olsun diyorum. Bugünkü konuşmacımız Reyhan Küçükkaya. Kendisi İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Yine aynı üniversitede uzmanlık yapıyor. İki tane, iç hastalıkları ve hematoloji. Orada doçent oluyor. Sonra Bilim Üniversitesi'ne geliyor. Orada iç hastalıkları profesörü olarak devam ederken şimdi kendisi İstanbul Üniversitesi Teknopark'ında bir laboratuvarda araştırmalarına devam ediyor. Bu arada 97 senesinde bir yıllığına Texas'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde Baylor College of Medicine Thrombosis Research biriminde çalışmış. Orada kalıtsal trombozit hastalıklarıyla ilgilenmiş. Genelde ilgi alanı kalıtsal ve edinsel kanama pıhtılaşma bozuklukları, antifosfolipid sendromu, hematolojik kanserler, işte lenfoma, miyelom ve lösemiler gibi. Bu konularda 300'den fazla yayını var, yerli ve yabancı. Kitap bölümleri var, ödülleri var. TÜBA Gebip ödülü var, o çok önemli bir ödül TÜBA'dayken biz. Ayrıca dernek üyelikleri, Türk Hematoloji Derneği üyesi, Türk İç Hastalıkları Derneği üyesi, Bilim Akademimizin üyesi, American Society of Hematology Derneği'nin üyesi, International Society of Thrombosis and Hematosis üyesi. Evet, aynı zamanda Turkish Journal of Hematology dergisinde baş editörü. Teşekkür ederiz. Ben Önder Hocama ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu çok güzel cumartesi gününde beni dinlemeye geldiğiniz için. Ben 1987'de İstanbul Tıp Fakültesi'nde ikinci sınıf öğrencisiyken, o zamanlar daha pıhtılaşma sisteminin ayrıntıları yeni yeni çözülmeye başlamıştı. Çok güzel bir seminer izledim hocalarımdan. Profesör Doktor Yücel Tangün bize inanılmaz bir seminer verdi. Pıhtılaşma nasıl oluyor diye çok etkilendim. Ve neredeyse 30 yıldır bütün akademik eğitimimi trombozu ve hemostazın mekanizmalarını daha iyi anlamak için uğraşıyorum. Ve her geçen gün yeni bir şeyler öğreniyorum. Çok çok etkileyici bir şey. Ve ben önümüzdeki bir saat boyunca da size öğrendiklerimi oldukça genel ayrıntılarıyla anlatmaya çalışacağım. Damar tıkanıklığı şu anda insanoğlunun en önemli ölüm sebebi. 2012'deki WHO verilerine bakacak olursanız dünyada yaklaşık 17,5 milyon kişi kalp damar tıkanıklıkları nedeniyle ölmekte. Bu tüm ölümlerin %35'ini oluşturuyor. 7,5 milyon kişi neredeyse kalp krizi geçirerek ölüyor her yıl. 6,7 milyon kişi inme, felç geçirerek ölüyor. Ve 3 milyon kişi de toplar damar tıkanıklarıyla ölüyorlar. Biliyorsunuz trafik kazalarından ölüm, HIV, AIDS'ten ölüm gibi nokta ölüm nedenleri konusunda toplum son derece bilgilendirilmiş durumda. Ama damar tıkanıklıkları konusunda aslında yeteri kadar bilgiye sahip değiliz. Şimdi insanda kalp damar sistemi çok önemli. Neden önemli? Tek hücre olarak hayata başlıyoruz. Ondan sonra 40 hafta sonrasında 3 kilo ağırlığında 50 santim boyunda ortalama bir insan olarak başlıyoruz. Ve bir erişkin haline aldığımızda yaklaşık 70 kiloluk bir erişkinin tam 34 trilyon hücresi var. 34 trilyon hücre, düşünün. Dile kolay. Bu kadar hücrenin her birinin farklı fonksiyonları var. Mesela burada kas hücresini görmektesiniz. Bu bir sinir hücresi. Bu karaciğer hücreleri, şunlar da kemiği oluşturan osteoblast dediğimiz hücreler. Her birinin farklı besin ihtiyaçları var, farklı hormonlara ihtiyaç duyuyorlar, bir sürü atıkları var ve bunların hepsinin temizlenmesi lazım. Heraklit bundan ta kaç bin sene önce aynı nehre iki kere giremezsiniz. Ne nehir aynıdır ne o insan aynıdır demiş. Bunu derken acaba şu bilgiyi de bilse ne düşünürdü? Her gün insan vücudunda 50 ila 70 milyar hücre ölüyor ve bunun yerine yenileri yapılıyor. Ve eğer ihtiyaç olursa, örneğin kanama olursa, kan hücre yapımını örneğin vücut 100 kat arttırarak bu yapımı arttırabiliyor. Düşünün, korkunç bir şey ve her gün aynı insan değiliz. Farklı bir insan olarak hayatımıza devam ediyoruz. Bu 34 trilyon hücrenin ihtiyaçlarının karşılanması lazım.
oksijeni, suyu, vitamini ve benzerlerini. Metabolizma sonrası açığa çıkan atıklarının uzaklaştırılması lazım. Hücrelerin mikroplardan korunması lazım. Mikropla bulaşmış, ağır hastalanmış veya kanserleşmiş hücrelerin vücuttan temizlenmesi lazım. Ve bu sırada vücudun ısı dengesinin korunması, basıncının korunması lazım. Bütün bunların yapılabilmesi için sağlıklı çalışan bir kalp damar sistemine ihtiyacımız var. İnsan vücudu oldukça özelleşmiş bir damar sistemine sahiptir. Birçok insan damarlarını sadece vücudunda şu elinizin üzerinde veya bacaklarınızda gördüğünüz yeşil çizgiler zanneder ama vücudun aslında her santimetre karesi, her hücresine ulaşan küçük bir damar yapısı mevcuttur. Eğer damarları bir boyayla görüntüleyebilir hale getirirseniz ve diğer dokuları uzaklaştırırsanız, şurada gördüğünüz gibi her santimetre karede maviler, toplar damarlar, kırmızılar atar damarlar, beyazlar lenf damarları. Her santimetre karede damarlarımız var. Ve ortalama insan vücudundaki kılcal damarların uzunluğu yaklaşık 40 bin kilometre. Diğer kan damarlarının uzunluğu yaklaşık 60 bin kilometreye ulaşıyor. İşte bu damar sistemi tamamen kapalı bir sistem, bir kapalı boru sistemi. Bu sistemin motoru kalp. Kalbin kasılması ve gevşemesiyle sistem çalışıyor. Her kalp kasıldığında akciğerden gelen oksijenden zengin kanı dokulara en ücra köşelerine her bir hücreye ulaştırıyor. Kapiler düzey dediğimiz hücreler arasındaki kan daha sonra toplar damarlar aracılığıyla kalbin sağ tarafına getiriliyor ve buradan akciğerlere gönderilerek oksijen alışverişi yapılıyor. Ve bu sistem hiç durmadan her dakika 60 ila 100 kez çarparak kalp devam ediyor. Bu sistemde damarlara bakacak olursak, damar yapısı aslında kapalı bir boru sistemini, boru sistemi olarak düşünebiliriz damarları. Damarın bir elastisitesi var. Dolayısıyla kolunuzu uzattığınız zaman, 3 santim kolunuz uzadığında damarınız da uzuyor beraberinde. Ve yine otobüste örneğin tutunurken, otobüs ani bir fren yapıp 10 santim, 15 santim geriye gittiğinizde kolunuz da gidiyor, damarınız da gidiyor. Dışarıya doğru bir kanama olmuyor. Damarın içerisinde dolaşan kanın ise iki fraksiyonu var. Biri plazma fraksiyonu, bu sarıyla gördüğünüz kısım. Bunun içerisinde besin maddeleri, su, vitaminler, mineraller, hormonlar ve pıhtılaşma faktörleri gibi birçok protein var. Bir de damarın içerisinde hücresel kısım var. Hücreler de lokositler, vücudun bağışıklık hücreleri, gaz alışverişini yapan eritrositler ve kanın durdurulmasından sorumlu trombositlerden oluşuyor. Her bir milimetre küp kanda da yaklaşık 4-6 milyon eritrosit, 4.000-10.000 lokosit ve 150.000-400.000 trombosit var. Pardon. Ben bunları kanda al yuvar, al kırmızı, kırmızı olanlar bunlar, kırmızı kan hücreleri. Eritrositler ve evet, eritrositler al yuvarlar, lokositler ak yuvarlar, trombositler de kan pulcukları olarak ifade ediliyor. Pardon. Şimdi bu sistemin sorunu, kalp damar tıkanıklıkları bu sistemin en önemli sorunlarından biri. Kalp damar sistemi 3 yolda iflas eder. Ya kalp yetersizliği olur, kalp pompa artık çalışmaz. Ya dışarıya kanama olur, atar damar kanaması örneğin birkaç dakika içinde öldürücü olabilir. Ya da damar tıkanmıştır, tromboz gelişir. Şurada gördüğünüz gibi akciğere pıhtı attığında kişi dakikalar içerisinde hayatını kaybedebilir. Bu sistemin en önemli üç sorunu bu. O yüzden vücut bu sistemi çok iyi korumaya almış ve evrimsel süreçte bütün hayvanlara baktığınızda damar sistemi olan her hayvan damardan kanamayı durduracak sistemleri geliştirebilirse hayatta kalmış. Ve baktığınızda omurgalılardan itibaren çok iyi bir damar sistemi var. Özellikle memelilerde kanamayı durdurucu sistem çok gelişmiş durumda. İnsanda en iyi sistem. O yüzden insan bu kadar uzun süre yaşamayı başarabiliyor. Normalde kanamayı nasıl durduruyor? Damar bir şekilde hasar görürse, örneğin bir kaza oldu ve kolunuzda önemli bir damarı zedelediniz. Damar büzüşerek çıkışını kapatıyor ve böylece dışarıya kanama olmasını engelliyor. Aynı dışarıdan bir turnikeyle kapatmak gibi. Damarın böyle bir travmaya uğradığı zaman, hasar gördüğü zaman koruma sistemi var. Büzüşüyor ve dışarı kanama azalıyor. İkinci sistem, kanın içerisinde bulunan kan pulcukları. Kan pulcukları hasarlı bölgeye gidip yapışıyorlar ve burada bir tıkaç meydana getiriyorlar. Ve bu tıkaç sayesinde
kanama bölgesi kapatılıyor ve dışarıya kanama engelleniyor. Kan pulcukları kemik iliğinde yapılıyorlar, kanda dolaşıyorlar. Herhangi bir şekilde damarda bir tıkanıklık olursa, yırtılma olursa damar cidarına bağlanıyorlar, o yırtık dokulara bağlanıyorlar, şekil değiştiriyorlar. Bir takım maddeler açığa çıkarıyorlar ve bu tıkacı oluşturuyorlar. Fakat oluşturdukları tıkaç arkada biriken kanın etkisiyle çabucak parçalanabilir. Hemen devreye pıhtılaşma sistemi giriyor. Pıhtılaşma sistemi kanın plazmasında bulunan, eriyik halde bulunan pıhtılaşma faktörleri trombositlerden salgılanan maddelerle böyle iplik halini alıyorlar ve onların üzerini kapatarak pıhtının kolay kolay parçalanmamasını sağlıyorlar. Ve sonuçta damardaki hasarlı bölge pıhtıyla kapatılıyor. Küçük bir damarsa tamamen tıkanıyor. Orta büyüklükteki damarlarda bir akım devam ediyor. Bu sırada vücut aşağıdan damarı onarmaya başlıyor. Bir yandan da damar onarmaya başladığı zaman vücutta pıhtı eritici sistem harekete geçerek fazla pıhtıyı ortadan kaldırıyor ve tekrar damar eski halini alıyor. Vücutta sürekli olarak kanayan bölgedeki damarların tıkanması ve daha sonra da damar kendini onardıktan sonra oluşan tıkaçların tekrar eritilmesi bir hemostaz dengesi var. Bu denge de daha çok pıhtı oluşturabilme yeteneğine yönelik. Dolayısıyla insan eğer uzun yaşarsa en önemli sorunu pıhtı oluşturmak oluyor. Damar tıkanıklıklarına biz tromboz diyoruz. Uzun yıllardan beri tarihte birçok doktor damar tıkanıklıklarını incelemiş, araştırmış ama esas bugünkü bilgilerimiz Rudolf Virchow'la başlıyor. Rudolf Virchow bir patoloji öğrencisiyken otopsi kayıtlarını inceliyor. Otopsileri sürekli takip ediyor ve pıhtı olan hastaların hayat hikayelerini dinliyor. Ve pıhtı oluşabilmesi için 3 ana problemin olması gerektiğini söylüyor. Ya damarın kan akımının durması lazım. Kan akımı durduğu zaman hücreler bir araya geliyorlar ve pıhtılaşıyorlar. Ya damarda bir hasar olması lazım ya da durup dururken kanın pıhtılaşma yeteneğinin artması lazım diyor. O bunları tanımlıyor sonra ondan sonraki 100 yıl içerisinde de bunun ana hatlarını biz tarif etmeye başlıyoruz. Dedik ki trombozlar, damar tıkanıklıkları tüm dünyada en önemli ölüm sebebi. Ama tromboz damarlarda farklı mekanizmalarla gelişiyor. Atar damarlar kalın damarlar. Kanı kalpten alıp hücrelere götüren damarlar. Bunlar oldukça kalın. Bunların içerisinde kolay kolay pıhtı oluşturmak mümkün değil. Atar damarlar ancak zedelenirlerse veya iç yapısı bozulursa pıhtı oluşturuyor. Toplar damarlarsa ince damarlar, düşük basınçta çalışıyorlar. Burada ise daha çok pıhtılaşma sistemiyle ilgili problemler pıhtıya sebep oluyor. Önce toplar damar tıkanıklıklarına bakacak olursak, normalde bir bacağımızdaki toplar damarlar kanı hücrelerden aldıktan sonra yukarıya doğru yer çekimine karşı bir iş yaparak kalbe taşımaya çalışıyorlar. Venöz sistemde basınç düşük ve yer çekimine karşı bir iş yapmak zorunda. Kanın geri dönüşünü engellemek için venöz sistemde bir kapaklar gelişmiş insanda ve ileri omurgalılarda. Bu kapaklar kan yukarıya çıktığı zaman tekrar geri dönüşünü engelliyor ve kanın sadece yukarıya doğru akmasını sağlıyor. Yine venöz sistemde özellikle bacaklarda damarların etrafında kas dokusu var. Hareket sırasında kas dokularının kasılmasıyla birlikte kan sürekli yukarıya doğru pompalanıyor. Bu nedenle çok oturanlarda tromboz riski yüksek. Ne kadar çok bacaklarımızı çalıştırırsak damarlarımız o kadar açık kalıyor ve böylece pıhtı olmuyor. Eğer bir şekilde damar tıkanırsa, toplar damar tıkanırsa genellikle klinik bulgu tek taraflı olarak tıkanan bölgenin altındaki bölümde şişlik olması. Mesela burada bacak şişliği. Daha seyrek olarak kolda olabiliyor. Öbür kolda farkını görebilirsiniz burada. Nadir olarak koltuk altı, beyin toplar damarı, yine kolda bir damar, karın içi damarlarda tıkanma görebiliyoruz. Ama en çok gördüğümüz şey bacak damarlarında tıkanma. Çünkü en çok işi bacak damarları yapıyor yer çekimine karşı. Genellikle toplar damarda pıhtı hemen kapağın etrafında ortaya çıkıyor. Bunun görülme sıklığı toplumda 1/1-3 gibi. Yaşla artıyor, birazdan göreceksiniz. En korktuğumuz komplikasyon da bu sırada buradan kopan bir parçanın akciğere gidip akciğer damarlarını tıkaması. Buna pulmoner emboli diyoruz. Ani ölüm sebebi.
Tüm dünyaya baktığınızda venöz tromba emboliyle ölen insanların sayısını topladığınızda yaklaşık 3 milyar. AIDS, kanser ve trafik kazalarında ölenlerden daha fazladır. Patolojisini incelediğimiz zaman genellikle venöz tromboz geliştiğinde damar duvarı sağlamdır. Damar duvarında herhangi bir bozukluk olmaz. Sadece içindeki kanın pıhtılaştığı görülür. Yani burada ana sorun damarda kanın akışının bozulması ve pıhtılaşma sisteminin anormal çalışmasıdır. Dolayısıyla eğer bu bir şey, kapak görüntüsü, femoral vendeki kapak, yani bacak toplar damarı, üst bacak toplar damarındaki kapak normalde böyle çalışıyorken eğer pıhtı gelişirse kapak tamamen parçalanıyor ve aşağıya doğru kan birikmeye başlıyor. Bunun sonucunda bacaklarda varisler meydana geliyor. Bazen bu kadar şiş varisler, bazen böyle daha kılcal varisler gibi varisler. Sonrasında da bacakta beslenme bozukluğu oluyor ve çoğunlukla bilek etrafında yaralar oluşuyor. Eğer iyi tedavi etmezsek. Neden venöz tromboz oluyor insanlarda? En önemli sebep ileri yaş. Yaşla ilişkili olarak bütün toplumlarda yapılan çalışmalarda yaşla birlikte venöz tromboz sıklığının belirgin olarak arttığı gösterilmiş. Maviler kadınlar, kırmızı barda erkekleri gösteriyor. Doğurganlık çağındaki kadınlarda gebelik önemli bir damar tıkanıklığı sebebi. O yüzden 15-44 yaş grubunda kadınlarda biraz daha fazla. Ama menopozda eşitleniyor ve ondan sonra tüm yaş gruplarında erkeklerde toplar damar tıkanıklığı daha fazla. Yaş önemli bir risk faktörü. Onun dışında kanser olması önemli bir risk faktörü. Hareketsizlik, obezite, sigara içme, uzun yolculuk, özellikle uzun uçak seyahatleri önemli bir risk faktörü venöz tromboz gelişmesi için. Gebelik ve doğum kontrol ilaçlarının kullanılması riski yaklaşık 5 kat arttırıyor. O yüzden gebe kadınlarda ve doğum kontrol ilacı başlayacak olan kişilerde aile öyküsüne çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ailede damar tıkanıklığı öyküsü varsa bu kadınların kullanmaması daha uygun. Cerrahi girişimler ve ortopedik girişimler özellikle kemik kırıklarında yapılan ameliyatlardan sonra kemikten açığa çıkan maddeler pıhtılaşmaya neden olabiliyorlar. Özel olarak bu hastaların ameliyattan sonra kan sulandırıcı iğnelerle korunmaları gerekiyor. Kanserde tromboz en iyi bildiğimiz şeylerden biri. Armand Trousseau ilk kez fark etmiş bunu. Bazı hastaların önce damar tıkanıklığıyla geldi, toplar damar tıkanıklığıyla geldiğini fakat arkasından kanserler çıktığını görmüş ve ilk bildirdiği vaka bir pankreas kanseri. 3 ay önce damar tıkanıklığıyla başlıyor, arkasından hastada pankreas kanseri tanısı konuyor. Arkasından böyle vakalar çok bildirilmiş ve çok acıdır ki Armand Trousseau'da bir gün pankreas kanseri ve bunun nedenle gelişen damar tıkanıklığıyla hayatını kaybetmiş. Bunun dışında toplar damar tıkanıklıklarında kanın kolay pıhtılaşmasını sağlayan bir takım genetik faktörlerin olduğu 1995'lerden itibaren gösterilmeye başlandı. İlk tanımlanan 95'te faktör 5'lerden mutasyonu, sonra da protrombin gen mutasyonu. Toplumda en sık görülen genetik sebepler. Bu mutasyonlar toplar damar tıkanıklığı yapıyorlar ve toplumda da belli bir sıklıkta bulunuyorlar. Örneğin faktör 5'lerden mutasyonu Türkiye sıklığı %7-8 gibi. Yani her 100 kişiden 7-8, yani burada şu anda aramızda en az 2 kişinin faktör 5'lerden mutasyonun olduğunu tahmin ediyoruz. İkinci sık rastlanan mutasyon protrombin gen mutasyonu. Yine Türkiye sıklığı yaklaşık %2 civarında. Bunlar ciddi oranda kişilerin edinsel bir risk faktörü söz konusu olduğunda damarlarının daha kolay tıkanmasına neden oluyor. Faktör 5'lerden mutasyonu beyaz ırkta en sık görülen genetik değişikliktir ve toplar damar tıkanıklığı riskini yaklaşık 2 ila 4 kat arttırır. Bu mutasyonun nereden kaynaklandığını araştırmak için bilim adamları birçok toplumu çalıştılar ve yaklaşık 21 bin veya 34 bin yıl önce Hindistan civarında bu mutasyonun olduğu ve göçlerle Avrupa'ya ve Akdeniz'e taşındığını iddia ediyorlar. Gerçekten Türkiye'de yapılan bir çalışmada da Urartularda mezarlardan elde edilen diş örneklerinde çalıştılar ve bu mutasyonu gösterdiler. Yaklaşık 1000 sene önce, milattan 1000 sene öncesinde, yani 3000 sene önce gibi. Ve Akdeniz bölgesinde bu mutasyon oldukça sık. Türkiye'de %5-10 diye vermiş bu harita. İspanya'da örneğin Bask bölgesinde hiç yok mutasyon ama diğer bölgelerde %2-6.
Amerika'da özellikle Avrupa'dan göç eden kişilerde Avrupa oranları korunuyor. Yine Avustralya'da da aynı şekilde. Fakat Amerika yerlerinde ve Avustralya yerlerinde yok. Japonya'da hemen hemen hiç yok bu mutasyon. Kore'de ve Çin'de 1/1000 civarında oldukça düşük. Ama bizim içinde bulunduğumuz coğrafik kuşakta oldukça fazla. Neden peki bu mutasyon bizim coğrafi kuşakta daha fazla? Bir defa yaşamsal avantajı olmalı. Bir mutasyon bu kadar yaygınsa toplumda mutlaka yaşamsal avantajı olmalı. Nitekim bu mutasyona sahip kişiler doğumda daha az kanıyorlar. Özellikle mağara döneminde insanın en önemli ölüm sebebi kadınların doğumda kanamayla ölmeleri. Eğer çabuk kanını pıhtılaştırabiliyorsa bir kadın hayatta kalabiliyor ve onun soyları hayatta kalabiliyor. Yine aynı şekilde travmadan sonra kanı çabuk durabilen insan erkekler hayatta kalabilmiş. Dolayısıyla bu mutasyon varsa kan çabuk duruyor, bu nedenle hayatta kalmışlar. Yine ilginç olarak son yıllarda gösterildi ki faktör 5'lerde mutasyonu olan kişilerin ağır enfeksiyonlara yanıtları da olmayanlara kıyasla çok daha iyi. Bunlarda ağır enfeksiyon olmuyor. Olursa da hayatta kalma şansları yüksek. Yoğun bakımda yatıp enfeksiyon, sepsis nedeniyle incelenen hastalarda faktör 5'in bir yaşamsal avantajı olduğu gösterildi. Ve yine 5 sene önce yapılan bir çalışmada faktör 5'lerden taşıyan erkeklerin eşlerini daha hızlı hamile bıraktığı gösterildi. Bu da yine Leiden trombofili grubu tarafından gösterildi. 1900'lerin kayıtlarını incelemişler. O dönemlerde doğum kontrolücü falan yok. Bu mutasyonu taşıyan erkek evlendiğinde ilk yılda çocuk sahibi olma oranı diğer erkeklerden yaklaşık 6 kat daha fazla. İlginç bir şekilde faktör 5'lerden taşıyan kadın da çabuk hamile kalıyor. Fakat bu kadınlarda düşük oranları daha fazla. Sonuçta canlı doğum oranına baktığınız zaman normal popülasyonla eşit. Yani bir mutasyon toplumda daha fazlaysa mutlaka bunun bir yaşamsal avantajı olmalı. Faktör 5'lerden de birçok yaşamsal avantajı gösterildi. O nedenle toplumda fazla. Evet, biz mağara döneminde yaşıyorken bu bir yaşamsal avantaj. Ama şimdi hastanelerde doğum yapıyoruz. Yemekler için herhangi bir koşmaya gerek, avlanmaya gerek yok, bir şey toplamaya gerek yok, kimse hareket etmiyor. Hatta birçok insan artık internetten yiyeceklerini alışveriş yapıyor. Dolayısıyla hiç hareket etmeyen, obez, gereğinden fazla yiyen kişilerde artık bu bir yaşamsal avantaj değil, artık bir dezavantaj. Özellikle kötü beslenme, hava, besin ve su kirliliği artık bu mutasyonların bize pıhtıyla geri dönmesine neden oluyor. O yüzden çok dikkat etmemiz lazım. Venöz tromboz toplar damar tıkanıklığı olduğunda nasıl tedavi ediyoruz? Şimdi burada biliyoruz ki pıhtılaşma sistemi aşırı çalışıyor. O zaman pıhtılaşma sistemini yavaşlatan, çalışmasını engelleyen ilaçlar var. Bunları kullanıyoruz. Eğer çabuk başlarsak, eğer hastayı hemen yakalarsak, hemen tedaviye başlarsak, damar duvarı bozulmamış olduğu için tamamen düzeltebiliriz ve tekrar hastayı eski durumuna kavuşturabiliriz. Böylece bacağında kocaman varisler çıkmak zorunda kalmaz, bacağı şişmez veya yaralar oluşmaz. Peki nasıl önleyelim venöz tromboembolizmin olmasını? Bir defa her ne kadar bir genetik yatkınlığımız var bölgemizden dolayı ama daha çok biz biliyoruz ki bu iş genetik yatkınlık tek başına olmuyor. Eşlik eden bir risk faktörü, edinsel bir risk faktörü, sonradan gelen bir risk faktörü olduğu zaman damarlarımız tıkanıyor. O zaman bu edinsel risk faktörleri konusunda toplumu uyarmak lazım. Ve erken tanıma için özellikle kişilerin bu hastalıkların farkında olmasını sağlamamız lazım. Her gün günde 1600 kişiden fazla kişi venöz tromboembolizm nedeniyle ölüyor. Bu neredeyse dakikada bir kişinin ölmesi demek. Bunların büyük bir kısmını engelleyebiliriz. Nasıl engelleyeceğiz? Engellemek için öncelikle kimlerin risk altında olduğunu bilmek lazım ve halkı bilinçlendirmek lazım. Biz biliyoruz ki hastanede yatan hastalarda toplar damar tıkanıklığı önemli bir sorun. O yüzden hastanede yatan hastaların hepsine bir form doldurup risk varsa riske uygun bir biçimde gerekirse ilaçla, eğer ilaç gerekmiyorsa sadece basit bir varis çorabı giydirerek korumamız lazım. Ama daha önemlisi toplum bilincini artırmak. Çünkü hastaların %45'i evlerinde bu işi geçiriyorlar veya işlerinde. Ne yapalım? Bu konuda Amerika'da önemli gelişmeler var. David Blum, NBC muhabiri, 2003'te Amerika Irak'a girerken o da Los Angeles'tan Bağdat'a uçuyor. Uzun bir
uçak yolculuğu yaptıktan sonra Bağdat'a vardıklarında 42 derece. O sırada suların şarbonla zehirlenmesinden şüphelenildiği için çok kısıtlı sıvı veriyorlar. Hareketsiz bir hammer'ın içerisinde yaşıyor bütün gün. Ve sürekli röportaj yapmaya çalışıyor. David Blum üçüncü gün sol bacağının şiştiğini fark ediyor. Ve karısıyla telefonda bir kez görüşme şansı oluyor. O dönemde karısına bacağının şiştiğini, çok ağrıdığını ama o kadar çok yaralı varken doktorları bu işle meşgul etmek istemediğini söylüyor. Ve hiç önemsemiyor bunu. Daha sonra bir hafta sonra aniden ölüyor. Ölünce hemen otopsi yapılıyor neden öldü diye. Anlaşılıyor ki derin ven trombozu olmuş ve oradan toplar damar tıkanıklığı olmuş ve oradan bir emboli atmış. Çok büyük bir ihtimalle de uzun yolculuk, su içememe, yeteri kadar sıvı alamama ve uzun süre kapalı yerde hareketsiz kalma yüzünden olduğunu düşünüyorlar. Daha sonra otopside faktör 5 mutasyonu taşıdığı David Blum'un da gösteriliyor. Karısı çok şaşırıyor fakat taziye gelen birçok insan ailesinde bazı bireyleri bu şekilde kaybettiğini ifade edince özellikle bunun aslında zannettiğinden çok daha farklı bir şey olduğunu anlıyor. Birçok insan doğumdan sonra, ameliyattan sonra veya uzun uçak yolculuklarından sonra damar tıkanıklığı problemi yaşıyorlar ve ölüyorlar. Bu konuda mutlaka halkı bilinçlendirmeliyiz diye düşünüyor. Eğer kocası ilk bacağı şiştiği zaman doktora ulaşsaydı, basit bir cilt altı enjeksiyonla, böyle insüline benzeyen bir iğneyle damar tıkanıklığı tedavi olacaktı ve iyileşecekti. Bunun için bir grup kuruyor. Derin ven trombozunu önleme grubu. Amerika'da böyle hasta grupları çok yoğun çalışıyorlar. Clot Care diye bir grup daha var. Bunlar ikisi bir araya gelerek Coalition to Prevent Deep Vein Thrombosis diye ayrı bir grup kuruyorlar. Aynı yıl Amerika'da Başkan Dick Cheney de derin ven trombozu geçiriyor ve pulmoner emboli oluyor. Bunun üzerine Beyaz Saray da desteklemeye başlıyor bu grupları. Ve Amerika'nın her yerinde halka sinemalardan önce gösterecek birkaç dakikalık haber programları hazırlıyorlar, tanıtım programları hazırlıyorlar. Yine Amerika'da birçok insan derin ven trombozu geçiriyor. Mesela Hillary Clinton 98'de derin ven trombozu geçirdi, 2012'de beyin damarları tıkandı. Bizde rahmetli Süleyman Demirel'in ciddi bir venöz yetersizlik problemi vardı, tekrarlayan derin ven trombozları geçirmişti. Birçok kişi, Miss Argentin örneğin bir ameliyattan sonra pulmoner emboliyle öldü. Serena Williams derin ven trombozu geçirdi, arkasından pulmoner emboli oldu. Çok basit bir ortopedik ameliyattan sonra. Türkiye'de Ata Demirer şişmanlık yüzünden ağır bir pulmoner emboli geçirdi gibi. Sonuçta bu örgütler bir araya gelerek 2013'te her Ekim ayının 13. gününü Dünya Tromboz Günü olarak kutlamaya karar verdiler. Ve bu günde dünyanın her yerinde değişik etkinlikler yapılıyor. Derin ven tromboz risk faktörleri her yere asılıyor. Havalimanlarına, tuvaletlere, restoranların kapılarına ve insanların özellikle uzun uçuş, cerrahi, kalp problemi olduğunda, sigara ve hormon kullandıkları zaman, gebeyken, kilolularsa eğer damar tıkanıklığı riski taşıdıklarını anlatıyorlar. Yine özellikle basit varis çorapları, orta basınçlı varis çoraplarının DVT'den koruyucu etkisi özellikle riskli insanlara anlatılmaya çalışılıyor her yerde. Ve bütün sosyal medya ortamlarında da derin ven trombozunu daha önce geçirmiş olan kişiler anılarını paylaşarak bugün de etkilenmemiş kişilerin bu işin farkına varmasını sağlamaya çalışıyorlar. Türkiye'de biz de kutluyoruz 2013'ten beri. Dünya Tromboz Günü'nü Kabataş İskelesi'nde bir çadır açarak burada genç doktor arkadaşlarımız halka bu konuyla ilgili broşürler dağıtıyor. Ne kadar ulaşıyoruz tabii bu da ayrı. Şimdi işin en öldürücü kısmı atar damar tıkanıklıkları. Atar damar tıkanıklıkları daha çok iki mekanizma ile oluyor. Ya kalbin içerisinde pıhtı oluyor ve bu pıhtı gidip öncelikle beyine veya diğer uç damarlara atıyor. Biz bunu daha çok kalp ritim bozukluğu olan, kalp kapak hastalığı, yapay kalp kapağı veya yamaları olan veya kalbinde anatomik defekti olan kişilerde görüyoruz. Doğuştan kalp deliği denen durumlarda. Ama bunlarda genellikle atılan damar beyin damarları oluyor. Şurada gördüğünüz gibi bu damarın tıkanması hastada konuşma bozukluğu ve felç ile kendini gösteriyor. Eğer hemen tedavi edilirse tamamen açmak mümkün. Bazen de en uç noktalara, kolun ve bacağın en uç noktalarına küçük pıhtıcıklar halinde atabiliyor. Toplumda en büyük sorun ateroskleroz, yani atar damarların
yapısının bozularak tıkanması. Bu toplar damarlardaki tıkanıklıklardan daha farklı bir mekanizma ile gelişiyor. Normalde doğduğunuzda sağlam bir koroner arter şu şekilde. Ortası açık, damarın katları gayet güzel bir biçimde, düzgün ve herhangi bir hasar yok. Zamanla kötü beslendiğimizde, hareketsiz yaşadığımızda, çok sigara içtiğimizde damarda olan hasarlar sonucunda bu ara tabaka şu hale geliyor. Yağdan zengin şöyle yağ bezecikleri oluşuyor içerisinde. Damarın katları birbirinden ayrılıyor ve ortasında akan kısım, kanın aktığı kısım giderek daralıyor. Bu daralma genellikle kanın basıncını yükseltiyor ve bu kişi de bazen yüksek tansiyonla kendini gösterebiliyor. İşin kötü yanı, şu damar şu hale gelene kadar hiçbir şey hissetmiyorsunuz klinik olarak. Üç kat merdiveni rahat rahat çıkabiliyorsunuz, göğüs ağrınız yok, herhangi bir sıkıntınız yok, nefes darlığınız da yok. Ve bu iş olduğu zaman şu şekilde oluyor genellikle. LDL dediğimiz bu sevilmeyen kolesterol, kötü kolesterolün damar altındaki dokulara geçip burada yangıya sebep olması ve özellikle kandaki özel bir beyaz kan hücresi grubunun gidip bunları temizlemeye çalışırken büyüyerek yağ kesicikleri oluşturması ve damarın içerisindeki düz kasın daha fazla bölünmesine neden olarak damar içerisinde bir tümsek oluşturması diyebiliriz ateroskleroz için. Şimdi işin kötü yanı, bu olduğu zaman genellikle böyle bir tane damarı seçip orada olmuyor. Bütün damarlarda oluyor ateroskleroz. Bütün atar damarlarda değişik derecelerde oluyor. Ve bir gün çok sinirlendiğinizde, tansiyonunuz çok yükseldiğinde veya kan şekeriniz çok düştüğünde burada bir hasar oluyor ve buraya trombositlerin gelip tıkanmasıyla damar tamamen tıkanıyor. Hasta kalp kriziyle yoğun bakıma geldiğinde en iyi şartlarda birkaç saat içerisinde bu damara girip buraya bir stent yerleştirilirse ve buradaki pıhtı dışarıya çıkarılırsa damarı tekrar şu hale getirme şansınız oluyor. Ama mesela toplar damarda tekrar eski damara ulaşabiliyordunuz. Atar damarda böyle bir şansınız yok. Ancak şuna belki tekrar ulaşma şansınız olacak. Ve en önemli sorun, ateroskleroz vücudun bütün damarlarını etkiliyor. Dolayısıyla kronik, yıllar içerisinde gelişen bir süreç ve bu süreçte sonuçta bütün damarlar bir şekilde hasara maruz kalıyorlar. Atar damar trombozu için, pıhtılaşması için risk faktörlerine baktığımızda yine ileri yaş önemli bir risk faktörü. Yaşla birlikte atar damar tıkanıklığı, mesela burada akut miyokard enfarktüsü, kalp krizi sıklığına bakılmış. Kalp krizi sıklığı bütün yaş gruplarında erkeklerde daha fazla. Ve özellikle 80 yaşında neredeyse %20 erkeklerde kalp krizi geçirme sıklığı. Obezite çok önemli. Obezite body mass index arttıkça hem ölüm riski artıyor, hem kalp damar hastalığı riski artıyor, hem de şeker hastalığına yakalanma riski artıyor. Ve bu üçü birlikte esas mortaliteyi bunların birlikte olmaları arttırıyor. Sigara önemli bir risk faktörü. Amerika'da her yıl 140 bin kişinin erken yaşta kasıt 50 yaş altı damar tıkanıklığı, kalp krizi demek. 50 yaş altı kalp krizinin ne sebep oluyor ve 140 bin kişi bu nedenle hayatını kaybediyor. Dünyada kalp kriziyle ölen insanların onda birinde baş sorumlu sigara ve 35 yaşından önce kalp damar hastalığı nedeniyle ölümlerinde dünyada %35'inden yine sigara sorumlu. O yüzden bu kötü alışkanlığın bir şekilde toplumdan uzaklaştırılması lazım. Sigara bazen ateroskleroz yapmayıp çok hızlı bir biçimde damarda iltihap yapıyor. Tromboanjinitis deniyor buna ve damar tıkanıklığı ciddi doku ölümüyle birlikte seyrediyor. Böyle bütün parmaklarını kaybettiği halde ayak parmaklarıyla sigara içmeye çalışan hastalar biliyorum ben, tromboanjitis, obliterans olduğu halde. Oturmak, bütün gün oturmak, maalesef iş şartlarımız böyle, bütün gün oturmak zorunda kalıyoruz ama mutlaka her fırsatta hareket etmeye çalışmak lazım. Çünkü oturma hastalığı deniyor buna. Ortalama birçok insan, Amerikalılar için 11 saat oturuyor deniyor ama ev hanımlarıyla ilgili yapılmış bir çalışma var Türkiye'de. 8 saat oturuyorlarmış ev hanımları. 8 saat. Çünkü televizyon programlarını seyrediyorlar. En önemli oturma sebebi bu. Amerikalıların %65'i televizyonun karşısında 2 saat ve daha fazla geçiriyor diyorlar. İnanın Türkiye'de ortalama daha da korkunç. Çok daha fazla. Obezite tabii yine oturmayla beraber gelen önemli bir risk. Yine otururken özellikle bacak damarlarının bacağın üst üste atılması, bacak damarlarının sıkışmasına ve bu nedenle
toplar damar tıkanıklığının gelişmesine de risk faktörü olarak eşlik ediyor. Şeker hastalığı çok önemli. Şeker hastalığı olanlarda ve olmayanlarda hem ilk kalp krizi geçirdikten sonra ilk 30 günlük ölüm riski daha fazla, hem de uzun vadede ölüm riski daha fazla. O yüzden şeker hastalığıyla mutlaka savaşmamız lazım. Peki atar damar trombozunu nasıl tedavi edebiliriz? Şimdi atar damarda sorun zaten olan olmuş. Biz ancak hasta damar tıkanıklığıyla bize başvurduğu zaman tedavi edebiliyoruz. Burada esas sorun trombositleri, yani kan pulcuklarının damara yapışmasıydı. Kan pulcuklarının hareketlerini bozan, onların damara yapışmasını engelleyen ilaçlar kullanmaya çalışıyoruz. Erken dönemde aslında birçok ilacı kombine olarak kullanıyoruz. Eğer mümkünse cerrahi olarak burayı temizleyip bir stent takarak buranın açık halde durmasını sağlamaya çalışıyoruz. Nasıl peki önleyeceğiz arter trombozunu? Burada çocuklara eğitmekle başlayacağız. Yapacağımız tek şey o. Bu kronik bir hastalık ve yine Amerika'da otopsi çalışmalarında 13 yaşındaki çocuklarda bile koroner damarlarda yağ birikimi var. Eğer çocuk obezse, iyi beslenmiyorsa, hele sigara içiyorsa. O yüzden çocuklara çok iyi anlatmamız lazım. Damarların nasıl korumaları gerektiğini. Dumansız hava sahası projesi Avrupa'da ve Amerika'da 2004'te, Amerika'da zannediyorum 2002'den itibaren kapalı mekanlarda sigara içilmesinin tamamen yasaklanması belirgin bir biçimde kalp damar rahatsızlıkları oranını azalttı ve bu azalmanın önümüzdeki 50 yılda daha da etkili olacağı tahmin ediliyor. Yine birinci basamak sağlık hizmetleri verilirken mutlaka hekim arkadaşlarımızın eğitilmesi ve genel tarama programları yürütülmesi lazım. Tansiyon, kan şekeri, kilo kontrolü, kan yağları kontrolünü düzenli olarak yaptırmak lazım. İkinci basamakta, yani hastaneye gittiğinizde mutlaka metabolik sorunu olan kişilerin yakından takibi, yeterli bilgi almalarını sağlamak lazım. Ama buna rağmen, bütün bu önlemlere rağmen, duvansız hava sahası, işte son derece modern artık anjiyo teknikleri, yeni stentler, ilaçlı stentler, ilaçsız stentler, yeni operasyon teknikleri, robotla yapılan kalp damar cerrahileri, tüm bunlara rağmen hala aterosklerozun neden geliştiğini tam olarak bilmiyoruz ve muhtemelen önlemede de tedavide de yetersiz kalıyoruz. Yani ilaçlarımız da yeterli değil, henüz bilmediğimiz mekanizmalar var ve bu mekanizmaları anlayamadan da bunları tamamen ortadan kaldırmak mümkün değil. Toplar damarda biraz daha ilerideyiz ama atar damar tıkanıklıklarında hala yeterli düzeyde değiliz. Şimdi çok kısa olarak da benim uğraştığım alandan bahsetmek istiyorum. Madem atar damar tıkanıklığını önlemede trombositlerin, kan pulcuklarının bir araya gelmesini engelleyen ilaçları kullanmamız lazım. Elimizde hazır hasta modelleri var. Kalıtsal trombosit hastalıkları, yani genetik olarak trombositleri hasta doğan insanlar var. Bunlarda trombositler yapılamıyor, yapılırsa bozuk yapılıyor veya çalışmıyor. Bu kişilerin esas sorunu kanamalar. Bazı kalıtsal trombosit hastalıkları, şimdi bu şu normal bir trombosit, bakın ne kadar kocaman bir trombosit yapmış. Şu anormal gri trombosit, bu anormal alfa granülü olan bir trombosit. Bu da yine Bernard Soulier'in trombositleri. Değişik kan hastalıklarında bazen sadece izole olarak vücut bir mutasyon geliştiriyor ve bu mutasyon yüzünden trombositlerini düzgün yapamıyor. Ama bu hastalıkların büyük bir kısmı başka anomalilerle beraber, TAR sendromu gibi, artrogiripozis gibi iskelet anomalileriyle gidebiliyor. Biz bunları daha doğar doğmaz tanıyabiliyoruz zaten. Bir kısmı da yine doğuştan bağışıklık sistemini ilgilendiren başka sorunlarla ilgili. Onları genellikle ilk dekatta kaybediyoruz ağır immün yetersizlikler nedeniyle. Fakat bu çocukların trombositlerini incelediğimizde, kan pulcuklarını incelediğimizde bunların çalışmamasından yola çıkarak acaba yeni ilaç modelleri geliştirebilir miyiz ve bunları ateroskleroz tedavisine daha başarılı olacak ilaç profilleri bulabilir miyiz diye uğraşıyoruz. Bununla ilgili ilk çalışma glikoprotein 2 ve 3 A diye bir reseptör var trombositin yüzeyinde. Bu olmazsa eğer Glanzmann trombostenisi diye bir hastalık oluşuyor. Glanzmann trombostenisi olan hastalarda hiçbir şekilde trombositler yapışamıyorlar. Ne damar duvarına ne birbirlerine. Bu hastalar doğuştan itibaren ağır kanamalarla gidiyorlar. Bir firma glikoprotein 2 ve 3 A'ya karşı bir antikor üretti ve bu antikor sayesinde bu antikor damardan insana verildiği zaman sanki
Glanzmann hastasıymış gibi hiçbir trombosit çalışamaz hale geliyor. Ve böylece özellikle çok riskli durumlarda, örneğin koroner damar hastalığı olup da stent yerleştirirken damar tıkanmasın diye bu ilacı damardan sürekli infüzyon şeklinde veriyorlar. Böylece trombositler hiç çalışılamıyor. Etki çok kısa süreli. İşlem bitip çıktıkları zaman ilacı kestiklerinde 2-3 saat içerisinde vücut tekrar onu düzeltebiliyor. Yani geçici olarak sanki trombositler hiç çalışmıyormuş gibi bir sistem yaratmak mümkün bu hastalıklardan esinlenerek. Yine trombositlerin damar duvarına yapışması için bir özel molekül lazım, yüzey yapışma molekülü. Bu yapışma molekülü için yapışma moleküllerini çalışmıştık biz yurt dışındayken. Amerika'daki Thrombosis Research Unit'te ve bunların farklı uzunlukta olabildiğini değişik insanlarda gösterdik. Örneğin en kısa formu Japonlarda ve Çinlilerde fazlaydı. Çin'de ve Japonya'da damar tıkanıklığı oranları oldukça düşük. Acaba bununla bir ilgisi olabilir mi diye araştırıp değişik hastalık modelleri oluşturup bu hastalık modellerinde çalıştık bizim bulduğumuz polimorfizmleri. Ve Türkiye'de yaptığımız çalışmalarda da antifosfolipid sendromunda ve koroner stent sonrası restenozda bu polimorfizmlerin damar tıkanıklığı riskini arttırdığını gösterdik. Yine başka yüzey moleküllerine de çalıştık. Şu anda çalıştığımız proje de bu aile. Akraba evli sonrası oluşmuş bir aile. Kanama bozukluğuyla beraber ciddi iskelet deformiteleri var. Orta at deformiteleri, yarık dudak, damak problemleri var. Bu ailede de etkilenmiş çocuklarda hiçbir şekilde damar tıkanıklığı olmuyor. Anormal kanamaları var. Hiç ateroskleroz yok. Neden acaba bu mutasyon neyi etkileyerek damar tıkanıklığını engelliyor? Şimdi onu araştırıyoruz. Normalde konuşmam burada bitiyordu. Burada bir teşekkür slaytı olacaktı. Fakat geçen hafta Science'da bir yazı çıktı. Tekrar bütün bildiklerimizi yeni baştan okumamız gerekti. Bu yazıyı anlayabilmek için çok kısa bir bilgi vereceğim. Şimdi yaşla beraber pıhtılaşma riski artıyor, kanser riski artıyor, her şey artıyor ya. Yaşla beraber niye oluyor da bunlar artıyor diye araştırdıkları zaman yaşla birlikte klonal kök hücre gelişimini gösterdiler. Ne demek klonal kök hücre gelişimi? Şimdi normalde kemik iliği kan hücresi yaparken farklı farklı bir sürü kan hücresi üretir ve bunların her biri de birbirinden değişik özelliklere sahiptir. Ama eğer bir tane kök hücre durup sadece kendini üretirse o zaman klonal gelişim olur. Buna hep Matrix'e örnek veririm. Matrix'te, hiç Matrix'te filmini seyreden var mı bilmiyorum ama Matrix filminde ajanlar vardı. Ajanların hepsi ayrı ajanlar değil mi? Hepsinin farklı görüntüsü, boyu, posu. Sonra Agent Smith bir anda kanserleşti diyelim. Tam klonal gelişimin örneğidir çünkü. Ve bütün ajanları silip, yok edip sadece kendisinden oluşan bir ajanlar grubu koydu. İşte kanser böyle gelişiyor. Normal dokuyu silip sadece kendisinden olan, hiçbir işe yaramayan, daha doğrusu kurumun işine yaramayan, sadece kendi çıkarları için yaşayan hücreler topluluğu. Biz buna klonal gelişim diyoruz. Yaşla birlikte işte böyle hiçbir işe yaramayan ama sürekli kendini kopyalayıp vücuda zarar veren hücrelerde artış oluyor. Ve baktıkları zaman en çok mutasyonları da şu üç grupta toplamışlar. Burada TET2 önemli. TET2 DNA'da bir epigenetik DNA düzenleyici proteini. 5 metil özel bir biyokimyasal fonksiyonu var. Eğer TET2 molekülünde geninde bir mutasyon olursa insanda bir takım kemik iliği kanserleri gelişiyor. Sık rastlanan kemik iliği kanserleri grubunu oluşturuyor. Şimdi bu Science'a çıkan yazıda şunu söylediler. Dediler ki eğer biz farede TET2 eksikliği yaratırsak fare hızla ateroskleroz geliştiriyor. Bu ne demek şimdi? Bu demek ki aterosklerozun ileri yaşta gelişmesi aslında bir kemik iliği kanseri durumu. Yani kemik iliğindeki kök hücrelerin bir kısmı bu mutasyon yüzünden sadece kötü monositleri yapıyor. Bu monositler de damarı koruması gerekirken korumuyor ve ateroskleroza sebep oluyor. Şimdilik sadece hayvanda gösterilmiş bir model bu. Önümüzdeki günlerde eminim insanda da çalışacak. Yani bu ne demek bizim için? Çok önemli bir şey bu. Eğer sorun bu bozuk çalışan mutasyonsa biz bunu düzeltebiliriz. Bunu düzeltebiliriz yani ileri yaştaki aterosklerozla başa çıkabiliriz demektir. Bu çok önemli bir şey bizim için. Tabii bu bol bol sigara için kötü beslenin demek değil. Ama ileride
yakın geçmişte ileri yaş aterosklerozu çözülebilecek ve artık bir sorun olmaktan kalkacak demektir. Çok önemli bizim için. Ben sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa cevaplamayı çok isterim. İleride. Oradaki risk sıralamasında bir değişiklik var mı? Tansiyon 1 numara, diyabet 2 numara, sigara 3, kolesterol 4. Sonra da buna tabii hareket yetersizliği eklendi. Atar damar için evet hocam. Atar damar için sıralama geçerli. Aynı sıralama. Tansiyon toplar damarda çok etkili değil. O daha geriye düşüyor. Ama atar damar için evet. O sıralama yani devam ediyor. Sigaranın yeri gene üçüncü mü? Hocam işte. Sanki daha yukarı çıkardığın gibi anladım. Doğru değil mi? Biraz mesaj içinde hocam o. Türkiye birinciymiş. Maalesef. Evet. Ben epey sigara mücadelesi yapmıştım. Bırakanlara hediye falan aldım. Evet. Ama şimdi aman bu birinciliği bırakmayalım elden diyorum. Başka bir birincilik alacağımız da yok çünkü. Bir de şeyi soracağım. Bu kolesterol tartışmasına ne dersin? Bizim işte arkadaşımız malum o kolesterolü çok övüyor. Evet. Onun için ne diyorsun acaba? Şimdi hocam kolesterol işi karışık hakikaten. Yani şöyle bir takım hastalıklar var ki kan kolesterol düzeyi çok yüksek. Doğuştan hastalıklar, hiperlipidemiler grubu. Onların bence mutlaka alması lazım kolesterol düşürücüleri. Fakat İstediğini yiyip, istediğini içip, hiç hareket etmeyip, kolesterol ilacını alıp, kan kolesterol düzeyini düşüreceğim gözüyle damar tıkanıklığını engellemenin hiçbir manası yok. Olmuyor da zaten hocam. Evet. Survival analizlere bakarsanız, yani yaşam analizlerine, ilk enfarktüsü geçirdikten sonra, mesela bizim eğitimimiz zamanında beta bloker kullanırsanız hasta uzun yaşar derlerdi. Hiçbir rolü olmadığı gösterildi. Aspirinle hasta uzun yaşar derlerdi. Hiçbir rolü olmadığı gösterildi. Yani aspirin kullanacaksınız ama tek başına yetmiyor hocam. Yani tek başına bir tane sistemi, bir molekülü koyup da öyle bir şey yok. Yani nasıl diyeyim, sihirli değnek yok, sihirli yaklaşım yok. Mutlaka yaşam tarzını değiştirmek gerekiyor. Yani fare zehri kullanacağız. Fare zehri, kumadin. Neyi kullanacağız? Fare zehrinden, fare şimdi son 5 yılda çok güzel ilaçlar çıktı. Zehir olmayanlar diyelim. Gerçekten fare zehri kullanıyoruz uzun yıllardır. İnsanda kanı sulandırmak için kumadin aslında bir fare zehri olarak ilk çıkarılmıştır. Ama daha yeni, daha hedefe yönelik ilaçlarımız var artık. O yönde ciddi bir ilerleme oldu. Ama esas hikaye dediğim gibi özellikle atar damar tıkanıklığında bu iş 5-6 yaşında başlıyor. 20'li yaşlarda zaten koroner artık eğer kötü beslendiyse ciddi etkilenmiş oluyor. 50 yaşına geldiğinde kalp krizi geçiriyor ama bunun 45 yıllık bir mazisi olmuş oluyor. Tek başına kolesterol indirerek bunu çözemezsiniz artık. Olmamasını sağlamamız lazım. En baştan olmaması için şu anda çocuklardan başlamamız lazım. Şu anda eve gidip torunlarla ve çocuklarla konuşmak lazım hocam. Yani yapılması gereken o diye düşünüyorum. Ateroskleroza uğramış bir damar, kişi daha sonrasında fiziksel aktivite ve iyi beslenmeye başlarsa o damar daha kapanmadan kendini iyileştirebilir mi? Yani normal hale dönebilir mi? Normal hale dönmesi zor bildiğimiz kadarıyla ama en azından öyle kalır. Daha ilerlemez. En azından öyle kalır. Bir de bir sorun daha olacak. Günlük hayatta çok fazla fiziksel aktivite yapmayan bir insanı düşünelim. Gün sonunda eve geldiğinde ayaklarını dikey bir pozisyonda tutsa, toplar damar tıkanıklığını önlemesi açısından bir faydası olur mu? Hani şimdi, hiç hareket etmiyor, gün boyunca oturuyor. Evet. Ters yok, ondan da kurtuluş yok öyle kolay yolla. Şimdi bakın kas hareketi gerekiyor. Kasın o sağma hareketiyle damarın içini boşaltması gerekiyor. Ayağı yukarı kaldırdığınızda sadece fizik olarak boşaltıyorsunuz damarı ama o sağma hareketi lazım. Damarın da iyi çalışabilmesi için. Onun için de yürümek lazım mümkünse. Evet. Teşekkür ederim. Yani gün içinde aslında işte de yürünecek çok şey var. Yani
En azından belli bir rota belirleyip tuvalete gidip gelme, kahve almaya gidip gelme, mümkünse o zaman asansörü kullanmama, merdivenleri kullanma gibi. Bazen arkadaşlara ben bu semineri verdiğimde ama diyorlar biz plazada çalışıyoruz ve 20 kat merdiven var. Tamam çok güzel 20 katın hepsini çıkma. 17. katta in 3 katı çık hiç olmazsa veya işte 5. katta in 5 katı in tekrar. Bir hareket olsun istenirse yapılmayacak bir şey yok. New York'ta mesela bu gökdelenlerde maraton düzenliyor adamlar. Yani hareket etmek isterseniz gökdelende de yapılıyor bu iş. Buyurun. Bu damar tıkanıklarında ruhsal faktörlerin nasıl bir etkisi olabilir? Mesela mutlu yaşayan insanlarda, mutsuz yaşayan insanlarda damar tıkanıklığı, kalp hastalıkları bu konuda bir açıklama yapabilir misiniz? Şimdi onunla ilgili de kesinlikle stresin damar hipertansiyonda etkisini biliyoruz. Diyabette etkisini biliyoruz. Kanserde etkisini biliyoruz. Başlatıcı değil ama en azından olanın daha ağır olmasına sebep oluyor stres. Stresin azaltılması... Kişinin daha mutlu ve daha rahat olması tabii ki bir miktar etkiliyor. Tek başına değil ama etkiliyor. Özellikle depresyon modellerinde çalışmışlar bunu. Ağır depresyonu olan kişilerde koroner arter tıkanıklığı riski daha fazla. Kesinlikle daha fazla. Hocam benim de şunu sormak istiyorum. Bu tansiyon benim anladığım kadar önemli bir risk faktörü oluşturuyor. Biraz evet. Evvel söylediğiniz gibi. Peki bu tansiyonun... Nominal değerleri nedir Allah aşkına? Mesela yaşa göre değişiyor. Yaşa göre ve cinsiyete göre değişir ama atıyorum, ortamada. 14 tansiyon normal midir değil midir? Yani bu, bununla ilgili ya da insandan insana değişen bir faktör müdür bu? Nasıl belirlenir bu? Şimdi şöyle 14'e 8 mesela, sağlıklı erişkin için olması gereken. Öyle yani mi diyorsunuz? Sistolik için 14 en yüksek, 8-8,5 da en yüksek diyastolik için olması gereken. Tansiyon miktardır. Bunun altında olmasını tercih ederiz. Edersiniz. Anladım. Bunun altında olmasını tercih ederiz. Şimdi tansiyon geliştiyse eğer atar damarda bir basıncı arttıran daralma var diye düşünmek lazım. Anladım. Yani borunun daraldığını düşünmemiz lazım ön planda. Yani o gelişiyorsa zaten arkasından diğerleri de gelecek diye düşünmek evet. lazım. O onun bir işareti aslında. Evet. Düşük tansiyonun yüksek olmasını ciddi olarak söylüyorlar doktorlar. Yani... Küçük, evet küçük çünkü şöyle. Onun yüksek olmasını nasıl yorumluyor onunla ilgili? Şimdi o da şöyle kalp damar, kalbi evet. besleyen koroner damarlar evet. Küçük tansiyon zamanında besleniyorlar. Eğer basınç çok yüksekse yeterli kan onlara gidemiyor ve kalbin beslenmesi çok iyi olmuyor. O nedenle diyastolik tansiyon denen küçük tansiyonun 8 ve altında tutulmasını tutulması istiyoruz. Tutulması gerekiyor. 9'u evet. aşmamalı hiçbir şekilde. Peki teşekkürler sağ olun. Nabız sayısı kişinin, o tamamen kişinin şeyle antrenmanı ile ilişkili. Mesela çok iyi antrenman yapan koşucularda nabız ortalaması istirahatte 40'lara kadar düşebiliyor mesela. Patolojik değil. Çünkü onun kalp damar sistemi ona göre adapte olmuş. Koşarken de 150 ile koşabiliyor. Ama normal insanda 60 ila 80 aralığında tutmakta fayda var. Yaşla birlikte tromboz riskinin arttığını söylediniz. Yaşam biçimi değişiklikleri artı her yaşlıya aspirin verelim mi? Şimdi ve ne dozda verelim? Her yaşlıya verelim mi konusu Framingham çalışmasında yapıldı. Bir de doktorlar çalışmasında yaptılar. Ve hakikaten 100 miligram aspirin kullanımı. Eğer bir aspirin kullanılmasına engel bir durum yok ise, hastanın ülseri yok, bağırsaktan kanaması yok veya başka bir kanama problemi yoksa aspirin kullanmak damar tıkanıklığı riskini azaltıyor. Sıfıra indirmiyor hiçbir şekilde ama kesinlikle azaltıyor. Özellikle peki ne kalp zaman damarda. Veririm? Yani tromboz riski günün hangi saatinde en fazla? Ha şöyle aspirini kullandığınız zaman aspirin yaklaşık trombositler üzerine etkili ve bu etki ortalama 7 gün devam ediyor zaten. O yüzden 100 miligram aspirini günün herhangi bir saatinde almış olmanız yeterli. O etki devam edecek. Önemli olan kanda belli miktarda aspirin tutabilmek. 100 miligram gün dozu yeterli. Günün saati önemli değil. Efendim? Yok. Diğer ağrı kesici ilaçlarım var ama aspirinin böbrek üzerine belirgin bir zarar yok. Aspirin eğer alerjik bir bünyesi yok, aspirine karşı alerji yoksa veya mide sorunu yoksa, ülseri yoksa kullanılabilir, bir sıkıntı yok. İkinci sorum, damar hasarı olmadan aterosikleroz olur mu? Damar hasarı olmadan. Yani hasardan kastımız burada damarın
işte üstüne vurmak, kesmek endotel falan değil. Endotel hasarı. Endotel hasarı olmadan ateroskleroz olur mu? Ben öyle bir model bilmiyorum. Bize şimdiye kadar çalıştığımız bütün modellerde hep endotelde bir hasar var ama bu hasar illa endotelin tamamen bozulması değil, uyarılması da bir hasar olarak kabul ediliyor. Sarsılması da bir hasar olarak kabul ediliyor. Ve buna bağlı olarak da damar altı dokuların şişmesi, yağla dolması ve damarın çıkışında, damarın içerisinde bir tümsek oluşturması ateroskleroz olarak kabul ediliyor. En yüksek tansiyonda damarlar kararlı. Reyhan bir dakika. Damar daraldığı için büyük ihtimalle tansiyon yüksektir diye düşünüyoruz. Yani o sistemde, boru sisteminde bir sorun var diye düşünüyoruz. Böbrek hastalarında da zaten böbrek hastalığının Türkiye'de %80 sebebi hipertansiyon ve şeker hastalığıdır. %80'i ondan oluyor zaten. Bir şey daha ben. Ben de bir anestezist olarak gördüğüm vaka hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi Reyhan'cığım benim kulaklarım iyi işitmiyor. Ben ihtiyarladığımı hissetmiyorum ama kulaklarım bayağı ihtiyarlamış. Belki sorulmuş olabilir. Ben bu görüyorsunuz henüz ünvanı yok bu hanımın ama bütün tıp dünyasının övündüğü bir bilim insanı. Şeyi soracağım. Bu tromboz vakalarında erken yakalanırsa, ben bunu Reha biliyorsunuz girişimsel radyologlar. Bunun başarı oranı nedir acaba? Birkaç saat içinde tromboza müdahale ve tromboliz. Hocam özellikle kalpten pıhtı attığı zaman ritim bozukluklarında, eğer kişi işte kafasındaki o karışıklığı veya İşte konuşma bozukluğu ve felci fark eder fark etmez acile birkaç saat içinde ulaşırsa ilk 6 saatte tromboliz yaptığınızda geri dönme olasılığı %80. %80 tamamen normale dönüyor kişi. Ama ondan sonra giderek oranlar düşüyor. Eğer 12 saati aştıysanız %40'lara iniyor. 24 saatten sonra zaten beyinde hücre ölümü geliştiği için artık yapabileceğiniz çok fazla bir şey olmuyor. Yani hasta sekerle dönüyor damarı açsanız bile. Yani burada sadece damarı açmak değil, arkasında kalan hücrelerin canlılığı da çok önemli. Eğer 24 saati aştıysanız o damarı açıyorsunuz çok güzel ama hücreler ölmüş oluyor. Yine enfarktta sonuçlanıyor. Yani ilk saatler çok mühim. Göğüs ağrısı olan herkesin hemen ilk saatlerde en yakın sağlık kuruluşuna başvurması lazım. Bu çok önemli. Veya işte bu tip damar tıkanıklı olan kişiler. Beslenmenin rolünden bahsettin mi? Ettim. Yağ yiyin diyor Canan Hanım. Böyle İstediğiniz kadar 30 tane de zeytin yiyin diyor. Şimdi Canan Hoca 700 tane de yumurta. Ben çalıştım Canan Hoca'yla. Canan Hoca çok son derece başarılı bir bilim kadınıdır. Türkiye'de ilk koroner anjiyografi yapan kadındır. Yani doktordur diyelim. Dolayısıyla Canan Hoca'nın kardiyoloji konusundaki bilgilerine hiçbir şüphem yok ve çok saygıyla karşılarım ama ben beslenme konusunda biraz daha paleolitik düşünmek gerektiğini düşünüyorum. Yani evrimsel süreçte bütün proteinlerimiz ve bütün organizmamızın nasıl evrildiğini düşünecek olursanız yaklaşık 2,5 milyon yıllık bir süreçten geçti şu anki insan. Dolayısıyla ve bunun sadece 10 bin yılında tarım ve diğer besinler var. Ondan önce sadece kökleri yiyor, et yiyor ve meyve yiyor. Olan meyveleri yiyor, başka bir şey yemiyor ve az yiyor. Çok hareket ediyor, çok koşuyor, çok topluyor. Bizim ona uygun beslenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet. Hareketin rolü de evet. Değil mi? Evet. Beyin, yeni beyin hücreleri bile üretilebiliyor diyor bir çalışma. Evet. Salk Institute Amerika'da, San Diego'da beyin hücreleri, yeni beyin hücreleri bile yaratıyor diyor. Evet. Evet. Bakıyorum gençler daha çabuk oturmak istiyorlar. Evet. Çok üzüldüm. Yani bütün hastalıkların en başta genetik olduğuna inanıyorum. Deneyimimde şu, 6 yaşında en küçük bypass hastam oldu. Ya. Ve kolesterolü 800'lerdeydi. Hı. 6 yaşındaydı çocuk. Onun için hani genetiğin çok önemli olduğuna inanıyorum bütün hastalıklarda. Evet. Tabii ki risk faktörler üstüne ekleniyor ama onu söylemek istedim. Kesinlikle. Çok haklısınız ve şimdi daha da anlıyoruz. O yüzden işte. Evet, daha iyi öğrenmemiz lazım. Efendim teşekkür ederim bu güzel sunum için. Sormak istediğim şey,
Son zamanlarda, son 3-4 yıldan beri omega 3 yönünde beslenmenin önemli olduğu hep anlatılır. Bunu hap olarak replasman yapmak yerine balık almak daha iyidir, balık yemek, ama maalesef Türkiye'deki balıklarda omega 3 seviyeleri düşük. Bu omega 3'ün hap olarak, düzenli olarak kullanmanın bu damar sağlığı için etkisi nedir, tam olarak nedir? Belki başta söylediniz, ben yetişemedim, evet, onu bir dinlemek istedim. Omega 3 kısmını doğrusu ben kardiyologlardan bildiğim kadarını söyleyeyim. Kardiyolojide çalışan arkadaşlarımız omega 3'ün düzenli olarak alınmasını istiyorlar. Ve bunun bir yaşamsal avantajı olup olmadığı kısmı tartışmalı, ama en azından yağ profili açısından kana olumlu etkisi olduğunu söylüyorlar. Gebeleri mutlaka omega 3 almaları lazım. Gebelere mutlaka gebelik boyunca veriliyor. Evet, evet. Şu anki bilgilerimiz böyle. Ama büyük toplum çalışmalarını bilmiyorum daha henüz onların sonuçlarını. Buyurun efendim. Kalpteki ritim bozukluğunu nasıl tanımlıyoruz? Ve ritim bozukluğuyla pıhtı atımı arasında nasıl bir ilişki var? Tamam. Şimdi kalpteki ritim bozukluğu şöyle. Normalde kalbin her atımız, nasıl anlatalım? Şimdi kalbin kasılıp gevşemesi lazım ve bunun ritmik bir biçimde yapması lazım. Çünkü bu bir elektrik aktiviteyle oluyor kalpte. Bir bölüm var, oradan elektrik aktivite çıkıyor, kalbin kasını kasıyor, sonra gevşemesini sağlıyor. Tekrar aynı yerden bir elektrik akım geliyor, kalp kasılıyor ve gevşiyor. Biz EKG ile anlıyoruz bunu. Elektrokardiyogram diye bir cihaz var. Göğsünüze elektrotlar yerleştiriliyor, sırt üstü rahat yatıyorsunuz, kolunuza ve ayaklarınıza bir cihazlar bağlanıyor ve bir cihazda kalbinizin elektrik akımı ölçülüyor. Bu akım, bu elektrik uyarı ve onun yarattığı akımın ritmik olması lazım. Eğer akım ritmini kaybederse biz buna aritmi diyoruz. Kalbin ritim bozukluğu. Bazen atrial fibrilasyon denen bir olayda kalp kasılma yeteneğini kaybediyor ve titremeye başlıyor. Titrediği zaman içerisindeki kanı tam olarak boşaltamıyor damarlara, atar damarlara. O zaman içeride kalan kan pıhtılaşıyor. Küçük pıhtıcıklar oluşuyor kanın içerisinde. Ve o pıhtılar bir şekilde titreşip belli bir süre sonra yeterli elektrik aktiviteye ulaşıp kalp pompalamaya başladığında vücudun değişik yerlerine pıhtı olarak gidiyorlar. En sık beyne gidiyorlar ve inmeye sebep oluyorlar. Bu nedenle kalpte ritim bozukluğu olan herkesin kan sulandırıcı ilaç kullanması gerekiyor. Değil mi hocam? Hocam. Daimi ritim bozukluğu mu olması gerekiyor? Genellikle olduğu zaman ya şöyle oluyor, ataklar halinde oluyor. Günde mesela bir 15 dakika hastanın ritmi bozuluyor, sonra tekrar düzeliyor. Hasta o sırada göğsünde sanki kuş çırpınıyormuş gibi bir tuhaflık olduğundan bahsediyor. Veya bir anda dengesini kaybettiğinden bahsediyor. Mesela ayakta ev kadını yemek yaparken bir anda bir şey olduğunu, böyle bir titreme geldiğini vücuduna, oturmak ihtiyacını hissettiğini, nefes alamadığını söylüyor. Veya diğer bir semptom, boğazında sanki bir şey bastırıyormuş gibi bir tuhaflık olduğunu hissediyor hastalar. O sırada mutlaka nabzı kontrol etmek lazım. Eğer nabız düzensiz atıyorsa mutlaka kardiyolojiye gidip 24 saatlik kalp elektrosunu alan cihazlar var. O cihazları takıp ritmi izlemek lazım. Eğer ritimde bir bozukluk varsa o zaman mutlaka kan sulandırıcı, fare zehir gibi kullanmak lazım. Değil, aspirin değil artık. Ritim bozukluğu olduğu zaman pıhtı oluşumunu engelleyen ilaçlar lazım. Daha ileri ilaçları kullanmak gerekiyor. Beyhan Hocamıza tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şöyle bir hediye veriyorum.